Merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere ücretsiz sandığı, altın sandığı ve klan sandığını açacağım. Arkasından da 2.8 iksir bilyonu olan bir DLC'ye de savaşlara gireceğiz. 4200 kupa üstünde. Bu söylediklerimi yapmaya başlamadan önce size bir bilgi vermek istiyorum. Takip eden arkadaşlar vardır belki. Şu anda size klanı göstereceğim. Klan içerisinde 7 kişi var. Klan dağıldı. Sebep ve nedenlerinden bahsetmeyeceğim. Bir şekilde klan dağıldı. Yani sonuç olarak bunu söyleyebilirim. Daha öncesinde Oyun Gemisi klanı olaraktan Türkiye sıralamasını kovalıyorduk. Artık Türkiye sıralamasıyla alakalı olaraktan koşuşturmacama tamamıyla son verdim. Yolumu artık bundan sonra bu şekilde devam etmeye karar aldım. Bu küçük bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra ücretsiz sandığı açılımını gerçekleştiriyorum. Altın sandığın gerçeği bitmesini şu anda kaç dakika var abi? Bir taş istiyor bizden. 1 dakika 53 saniye var. Bir tane savaş atalım, ondan sonra onu açalım ya. Şimdi klan sandığını açıyorum. Buradan bize bir tane EPSO patlatırsın hacı abi. Herkesi patlattın çünkü. Biliyorum. Yani söyleyenler var şimdi klan sandığından EPSO çıktı diyen. Geçen sefer çıkmıştı bana. Evet, bir tane destansı kart geldi. 21 tane felaket kulesi. 2 tane efsane destansı daha verdi. Toplamda 3 tane destansıyı verdim ama sanki şeyi vermedi bana ya. Sıradan kart vermedi abi. Yanlış hatırlamıyorsam ya. Kafam gitti yani, takip edemedim. Tabii sıradan kart vermedi pis herif. Lan boş boşuna bizi heyecanlandırdın ya. Tamam, deste bu. Bu deste ciddi anlamda katil bir deste. Yani silahşörün faktörü burada müthiş derecesinde yüksek. Olağanüstü derecesinde yüksek hem de. Silahşörü çok doğru kullanmanız lazım. Desteği tavsiye ediyorum. Fakat dediğim gibi çok dikkatli ve çok etkili kullanmanız gerekiyor silahşörü. Silahşörünüz öldüğü andan itibaren bu deste çöp. Oğlum silahşör neredesin? Tamam. Vurdun değil mi pis herif? Vur kızım. Ne oldu? Dominatör. Sana da bravo. Ucuzcu. Ha, kocaman kraliyet deviyle oynuyorsun. Halen ucuz hareketler yapıyorsun. Minyonları var. Madenci. Çöp oğlum onlar. Patlayın lan. Aa, tomruğu bak, tomruk boşa gidiyor şu anda ya. Oğlum ben onu prensese atardım lan. Kuleye bile ne vurmadı ya. Sakin ol hacı. Silahları sende kullanamadım. Abi geliyoruz tekrardan ha. Bana uyar kanka. Zehre buff geldikten sonra müthiş derecesinde iş yapmaya başladı arkadaşlar. Zehri kullanmanızı da doğru kullanırsanız tavsiye ediyorum. Gel bakalım. Oğlum hepsi patlayacak lan. Vallahi çok kriz geçiriyorsundur. Tahmin edebiliyorum seni de işte. Kanka yapacak hiçbir şey yok ya. Ölme kızım. Kız halen ölmedi. Oo. Oğlum adamsın lan. Al lan o kuleyi. 3'e çal. Alamaz ki.
Oğlum birazcık daha erkenden çıkmış olsaydın ya Keto. Üç taç vermiş olurdun en azından. Belki maçın devamı tekrarını izler. Evet 27 dakika var. Ulan keşke 27 dakikayı sonra çekseydim ya. Taç sandığını tamamlardık en azından ya. Desansı. Felo verdi felo. Bir tane daha mı ücretsiz? Abi az önce açtım ücretsiz sandığı ya. Daha yeni geldi ha. Demek 1 dakika falan varmış. Tamam. Bir tane daha patlatalım savaş. Valla desteği var ya. Hem oynaması keyifli. Hem savunması güçlü hem de saldırısı güçlü. Yani şimdi laf tazısı falan gelmedi. Bilmiyorum. Atıcılı bir adam gelse acaba ne şekilde reaksiyon veririm onu da bilmiyorum. Desteği kısıtlı kullandım. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Hacı abi. Çarpma atacaksın değil mi? Neyse atmadı çarpmaya. Ulan buz ruhunu bedava yaptık ya. Tüh. Belki desteği TV Royale'den de görmüşlüğünüz vardır arkadaşlar. Ben oradan aldım. Bir tane arkadaş kullanıyordu. Gördüm abi hasta oldum desteğe ya. Ciddi anlamda hasta oldum. Ve karşı rakibin sürekli olarak reaksiyonları çok farklı oluyor. Neyse. Oğlum daha yeni aynı muhabbeti yaptık ya lan. Alzheimer hastası mısın sen ne anlamadım ki. Bir önceki adamla aynısını yapmıştı ama sen biraz daha erken davrandın lan. Şimdi kanka sakın kraliyet devini göndermesin. 13 level ha kraliyet devi de. Adam da 11 level. Yani sorsan 11 levelim der. Ne gülüyorsun lan? Öldür Omega'yı. Öldür Omega'yı. Ama bu Ender kartı 8 levelmiş. Şimdi hakkını vermek lazım. Hakkını verelim. Oğlum ne alaka ya? Ne pis bir güldüm ya. Dondur onu. Tamam. Bu sefer ne yaptıysan bilmiyorum ama iyi hamle yaptın ki tuttu bu kanka. Tamam, aldık. Küçük vura. Tam böyle çingene işi yapacağız. Tomruk mu atacaksın? At hadi. Bırak mı oğlum? Ya bıraksana be abicim. Yendik ki. Kraliyet devci. Evet altın sandık geldi süper. TV role mi düştük ne yaptık? Ya abi bizi TV role düşürür mü hiç ya? Lan şimdi. Bırak şimdi TV role'i. 4260 kupada Popolay diye birisi geldi abi. Şimdi ilk atağı yaparsan bazen geri tepe edebilir arkadaşlar. O yüzden hareketi yapmadan önce bir kez daha düşünmek mantıklı kaçıyor bazen. Oğlum lan. Aslında bunu çok güzel, bu elit barbarları çok güzel counterlıyordum bu DS'de ya. Ben hata yaptım abi. Tomruğu attım oraya görüyor musun? Ne göndereceksin lan? Aynı hasar ha. Hiçbir fark yok.
Tamam. Üç silahçıları lap diye koyacak ortaya, biliyorum. Onu bekliyor şu anda. Koymadı, hayret. Hacı abi, o zaman şöyle yapalım sana ya. Öyle küçük küçük vura vura alacağım seni ya. Şu silah şöyleleri ortaya bırakırsa korkusu var bende şimdi arkadaşlar. Evet, şu an onu bekliyor. Gel la böyle. Doğru mu yaptık bilmiyorum ki. Oha! O ne lan? Adam şeyi çıkarttı ya abi. Oğlum şeyi atlasana lan, tüh! Lan zehir atsak alıyorduk aslında. Kovalamadım peşinden. Niye yaptım bilmiyorum ama takipini yapmadım ya. Saldım maçı bildin. Neyse, sağlık olsun. Ulan bir tane rush'ta geldi adam var ya, aldı kuleyi. O yani ha, daha hiç dokunamadı kuleye. Orada kekoluk yaptım. 3 silah şöyle savundum. Adam oradan elit barbarı yapıştırdı abi. Çok enteresan. Ne yaptı ki bu adam acaba? Oha lan. Lan diğer kule vursana. Tamam, savunduk. Savunduk hem de vurduk ama o da bize yıldırım çaktı abi. Bastı yıldırımı vallahi, hiç affetmedi ha. Evet. İnşallah kraliyet devin yoktur. Böyle koydum ama sığır gibi koydum onu oraya da. O ne var ya. Oo, çok kötü oldu bu ya. Vallahi billahi çok kötü oldu abi bu. Adam şimdi elitleri bassa var ya. Abartıyorsun kanka. İyi bari. Varını ona attın az önce. Keko. Öl lan. Git lan biraz geri. Çok sinirlendi.
Tahmin edebiliyorum, çok sinirlendin. Geto, bitti maç. Fırsat vermiyor ki abi adama. Yani bir şekilde vermiyor. Vallahi bir önceki maça nasıl yenildim inan tahmin etmiyorum ya. Hatırlamıyorum bile nasıl olduğunu. Anlayamadım yani, ayıkamadım, anladın mı? Adam 3 slasher'ı gönderdi, arkasından ilk barbarları gönderdi. Bir şey daha yaptı orada ama ayıkamadım ne olduğunu orada. O oradan kazandı zaten. Bu konfet atanlar beni tanımıyor arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Tamam. Vallahi nasıl olduysa savunduk. Oradan 4x'i zararımız olmasına rağmen adam varınıyor, onu buraya döktü. Ama yine de savunduk abi. Çok net. Adamın atağı belli ki. Elit barbarlar. Ve domuz binicisi. Ölme lan. Vur kızım. Güzel. Gel kanka. Oğlum ya. Ya bu çok kötü oldu ya. Vallahi gene pisi pisine verdim kuleyi ya. Vallahi bile pisi pisine verdim gene kuleyi. Attım da yani. Tamam. Oğlum. Dur lan. Sağ ol kanka. Vallahi geliyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Ulan o silahşörü var ya, boş canlı vurdu ya. Birazcık daha zorlasak olabilir miydi? Belki. Şöyle yavaş yavaş gene biz bu adamı alırdık gibi geliyor bana da işte, bakma. Olsun, sağlık olsun. Demek elit barbarlarla alakalı bir problemi vardı Destiny'nin. Yani Destiny'yi çok fazla kullanmadım. Çok az, kısıtlı zamanda kullandım. Ama keyif olarak oynadığım bir Destiny. Vallahi keyif alarak almak istiyorsanız öneriyorum ya, gerçekten. Keyifli bir Destiny abi. Çok hızlı dönüyor. Çok güzel dönüyor. Videoyu burada sonlandıracağım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.